Arkadaşlar yeni bir konu, yeni bir video. Aşılarımız tuttu. Kavga altı kalem aşılarımız. Yaklaşık 1 metre oldu arkadaşlar. Bunlar için nasıl bir işlem yapacağız? Nasıl bir yöntem uygulayacağız? Onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi kameramın yönünü tekrar çevireceğim. Tarihimiz gene 15 Temmuz 2023. Şimdi Nisan ayında yaptığımız aşılarımız üzerinden yaklaşık Mayıs ayında yaptık. Hatta buraya geç kaldık. Yaklaşık 3 ay geçti. 2-3 ay oldu. 2,5-3 ay geçti arkadaşlar. Onlar kontrolüne geldik. Bugün 15 Temmuz. 15 Temmuz FETÖ hain kalkışmasının yıl dönümü arkadaşlar bugün de. Çok büyük bir badire atlattı ülkemiz. Fakat hayat devam ediyor. Bakın arkadaşlar, aşılarımızı yaptık. Aşılarımız tuttu. Yaklaşık ne diyoruz? Streçleri almak için boyların yarım metre, bir metre olmasını gerekir dedik. O yüzden arkadaşlar şimdi kameramın yönünü çevireceğim. Nasıl yapacağız göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu ağacımızda 4 kol yapmıştık aşımızı. 4 kolumuz da çok güzel tutmuş arkadaşlar. Şöyle. Şimdi tek tek torbalarını açacağım. Streçten alacağım. Streçleri çöpe atmıyoruz. Bakın arkadaşlar, kallus mükemmel. Bakın, kallus erken bu yıl ama mecburen aşırı yağışlardan dolayı, aşırı yağmurdan dolayı torbaları bu yıl erken açmak zorunda kaldık. Streçleri erken almak zorunda kaldık. Daha sonra diğer kola geçeceğim. Şöyle. Şimdi dördüncü kol arkadaşlar. Bakın şöyle. Streçleri alıyorum arkadaşlar. Torba hiçbir şekilde bozmuyorum. Toprağı hiçbir şekilde dökmüyorum arkadaşlar. Bu torba toprak arkadaşlar bir yıl, iki yıl durabilir. Sıkıntı yok. Şu an tekrar geri saracağım. Bir yıl, iki yıl streci aldıktan sonra durabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, streçleri aldım. Torba toprak duruyor. Şimdilik bir diğer aşıma geçiyorum. Sıradan gidiyorum arkadaşlar. Bu ağacımızı 3 koldan yapmıştık arkadaşlar. Hayır, 4 koldan yapmışız. Görüldüğü gibi. Şöyle. Şimdilik torbalarını açacağım. Şöyle. Kaleme gelmeden bir çizik kurtarmadı. Ne yapacağız? İpi de keseceğiz. Arkadaşlar. Kalemleri hiçbir şekilde oynatmıyor arkadaşlar. Bakın. Görüldüğü gibi kallüsler mükemmel. Fakat bu kallüs bize lazım. O yüzden koruyacağız. Toprak kalacak. Bir diğer koluma geçtim. Çekeyim. Streçleri aldım. Bunlar biraz sonra hepsini toplayacağım. Çok dallıydı bu. Kol şeklinde yaptık. Bakın kalem şurada. Kalem çizimi de şuradan. Streç buradan itibaren başlıyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bir sağ sol yapı var arkadaşlar. Bazen arka taraflarda şey kalabiliyor. Sürgün obur. O engelliyor. Evet, burada da varmış. Almayı engelliyor.
son aldık. Bakın hala nemli arkadaşlar. Bu işlemi sırf bu yüzden yapıyoruz. Biraz önce çektiğimiz ağaçta simsiyah köpüktü. Olmasın diye yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Kalemlerimiz, sürgünlerimiz çok güzel. Olmasın diye streçleri alıyoruz. Bittiği yer burası, kalem burası arkadaşlar. Bakın. Bittiği yer burası, kalem burası. Kalyos burada bakın gördüğü gibi. Şuradan çıkalım. Vurduğum zaman zaten sitecin yeri belli. Çektim aldım. Şimdi bu torbaları tekrar yeniden sağlam şekilde saracağım. Evet arkadaşlar. Streçleri aldım. Torbaları tekrar yere koydum arkadaşlar. Bakın şöyle gevşek bir şekilde olabilir. Yeter ki sürgünlerimizi, kalemimizi, kallusumuzu güneşe yaktırmayalım. Acı suya çürüttürmeyelim. Şimdi bir diğer ağacıma geçiyorum arkadaşlar. Bu da geniş bir ağaçmış arkadaşlar. Bakın gördüğü gibi. Bayağı bir kalem takmışız. 6-7 tane kalem takmışız arkadaşlar. Yani şöyle. Şöyle aldım. Boyu bir metre olmuş. 1 metre. Bakın arkadaşlar. Bunun altında boşluk varmış. Hiç çürüme falan olmamış arkadaşlar. Bakın. Herhangi bir sıkıntı olmamış. Çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyor. Streçini aldım. Geri tekrar torba toprak yaptım arkadaşlar. Sıradan devam ediyorum. Yaptığımız aşılar. Şöyle. Bakın arkadaşlar buna 3-4 kalem takmışız. Şimdiki kuvvetli sürgün 1 metre olmuş. Bakın arkadaşlar. Kalem burada. Kalem burada. Şurası boşluk. Orta boşluk. Bakın. Şuraya kallis oluşmuş. Şuradan bıçağımızı vurup. Çünkü streç burada. Bakın. Aldık. Streç zaten attı kendini dışarı arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Hiç yukarı kesmeye gerek yok. Hemen kestik. Aldık. Kolay da olur arkadaşlar. Bakın. Şöyle. İşlem bitti. Torba sıkıç hiç sarmaya bile gerek yok. Evet arkadaşlar. Bir diğer ağacımız. Bakın. Kalem şurada. Bakın. Kalem burada. Şurası boşluk arkadaşlar. Bakın. Şuradan bıçağım gittiği yer. Kalesi oldu. Bakın elime geliyor. Şöyle. Bıçağımı dokundum. İpi de keselim. Sıkıntı yok. Kaldırdım. Streç çıktı ortaya. Sağdan asıldım. Solmadı. Sonra soldan çektim. Arka taraftan dolandım. Çektim aldım arkadaşlar. Kalem burada. Şurada. Şuradan itibaren aldım. Bak streç çıktı. Hemen aldım. Alttan çıkarak ovuları kontrol ettim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Tamam, böyle sıkı torbalar hiç bağlamaya bile gerek yok. Gevşekleri bağlanabilir. Aynı şekilde bakın. Kalem şurada. Şurada boşluk var. Şöyle. Şurası. İple birlikte aldım. Bakın streç kesildi. Çektim aldım. Arkadaşlar. Daha sonra iplerini sağlamlaştıracağım. Gevşek bir şekilde bağlayacağım arkadaşlar. Aynı şekilde dallı bir yine dallı bir aşımız. Bakın arkadaşlar geldim. Şöyle kontrolünü yaptım. Streç çıktı ortaya bakın. Kalyos çok güzel.
Dediğim gibi arkadaşlar, bu işlemi yapmadan önce kesinlikle herekleme işlemi yapmanız gerekiyor. Veya bu işlemi yaptıktan hemen sonra. Şurada da bir aşımızda ceviz var. Arkadaşlar şöyle. Şu yukarıda yine bir çift daha ceviz var. Onları koparıyoruz. Geldim bakın arkadaşlar. Kalemin yeri, kallüsün yeri. Bıçağımı şuraya vurdum. Aldım. Bakın streç kendini attı dışarı. Şöyle. Sonra bağlayacağım biraz sonra. Şöyle arkadaşlar. İpi aldım. Kalemin yeri, kallüsün yeri arkadaşlar. Bakın streç çektim, aldım. Bu şekilde arkadaşlar aşılarımızı tuttuktan sonra yaklaşık 1 metre, yarım metre, 1 metre olduktan sonra kallüslerin kapattıktan sonra arkadaşlar streçleri nasıl alır? Onun videosu çekti arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizinle kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı unutmayın.